Anksiyete bozukluklarında EEG, kocaman bir konu, büyük bir başlık, kütüphaneler dolusu yazı var üzerinde. Bunların hülasasını size özetlemek isterim. Bir deney yapılıyor New York Filarmoni Orkestrası'nda. Orkestranın elemanları performans göstermek üzere sahneye çıkıyorlar. Bunlar hepsinin kafasına elektrotlar yerleştiriliyor, EEG'si çekiliyor. Performans başlayana dek, yani şef ortaya çıkıp da değneğini salladığı ana kadar hepsinin kafası karman çorman. Bütün EEG'ler alt üst olmak vaziyette. Düzensiz, ritim yok, bir şey yok, karman çorman bir EEG profili ortaya çıkıyor. Ta ki şef kafasını salladığı anda birden bakıyorsunuz bütün herkesin beyni sakinleşiyor. EEG normal alfa ritmine kavuşuyor. Buradan çıkan sonuç şu. Anksiyete bozukluklarında EEG geniş bir alanda genel olarak düzensizleşiyor ve beta ritmi, hızlı ritim çok hızlı artıyor. Ama beta ritmi garip bir şekilde, paradoksal bir şekilde ilaç kullananlarda da artabilir. İlaçtan dolayı mı, anksiyeteden dolayı mı olduğunu anlaşılması usta bir elektrofizyoloğun yorumunu gerektiriyor. Bunu da antiparantez belirtmek isterim. Demek ki anksiyete bozukluklarında EEG beta ritminde artışla ortaya çıkan bir profil meydana getiriyor. Artı yine anksiyete bozukluğunun türüne bağlı olmak üzere farklılıklar gösterebiliyor. Örneğin post-travmatik stres bozukluğu. Deprem sonrasında benim yaptığım bir araştırmada gösterdim ki post-travmatik stres bozukluğu olanlarda EEG gözleri açıkken ve kapalıyken fazla bir farklılık göstermiyor. Demek ki bu insanlar deprem ve benzeri büyük felaketler yaşadıktan sonra uyusalar da uyanık kalıyorlar. Hep uyanık, alert, her an tehdide hazır, hazırlıklı, alarme şekilde yaşantılarını sürdürüyorlar. Bunu elektrofizyolojik olarak da göstermek mümkün olabiliyor.